Ulan ustan nahrına uydum, Cansu'yu da kaybettim. Arkadaş, şimdi ustadan hesap sormaz mıyım? Usta, usta, ooo. Lan. Vay yavrum vay. Usta. Bu ne lan? Aferin Berk, araç çalmakta iyice ustalaşıyorsun ha. Bunu nasıl ayakladın? A usta, hiç zor olmadı. Bunu kızım birisi sürüyordu. Yanına gittim. Anladım anladım. O kaslı, o seksi vücudunu görünce arabayı falan unuttu değil mi? Aa evet usta. Nereden bildin? Bunu bilecek ne var canım? Yalnız benim kaplama nasıl olmuş Murat? Çok güzel olmuş usta. Beni kim usta? Ya sen ne yapacaksın beni Murat? Sen aracın kaplamasına bak. Görüyor musun? Böyle güzel kaplama gördün mü? Görmedim usta. Lan bir dakika. Ben buraya kaplama için gelmedim. Usta senin vereceğin taktiğe söveceğim yani usta. Bak oraya çok güzel bir kelimem vardı ama kullanmadım. Fark ettim Murat. Az kalsın kullanıyordun. Ne oldu lan? A dostum, ustaya niye hakaret ediyorsun? Onun taktikleri her zaman işe yarar. Yaramadı lan. Yaramadı. Yaptım. Kız resmen benden ayrıldı. Allah Allah. Nasıl lan? Aynen benim dediklerimi uyguladın. Kız sana şey yaptı. Kız ağzıma sıvadı. Sayende usta. Ne güzel, Cansu'yla sevgiliydim ya. Lanet olsun. Tamam tamam Murat'cığım, üzülme. Bak bu dünyada kızlar gelir geçer Murat. Cansu'lar gider, Banu'lar gelir. Banu'lar gider, Zeynep'ler gelir. Çok takılma. Lan bu çorap mı sürekli değiştireyim? Ne güzel bir kız arkadaşım vardı. Senin yüzünden oldu. Tamam lan tamam. Ben senin iyiliğin için söylemiştim ama. Senin kısa boy faktörünü demek ki hesaba katmadım. Murat. Yani benim plan aslında işe yarardı ama. Çok büyük bir şeyi unuttum Murat. Büyük bir şey mi unuttum? Neymiş o usta? Senin küçük olduğunu unuttum Murat. Sen küçük olmasaydın bu taktik aslında işe yarardı. Neyse konumuz o değil. İyi ki geldin. Senin şu yavru var ya. Ona müşteriyi buldum Murat. Müşteri mi buldun? Benim araca mı? He? Hem unuttun mu? Satana kadar o araç benim sayılır Murat. Müşteri bu akşam alacak. Arabayı getir tamam mı? Usta yalnız... Bu araç benim her şeyim be. İnsanlar beni bu araçta görüyor. Beni beğeniyor usta. Okulun en havalı çocuğu oldum. Satmasak mı ya? Lan saçmalama. Nasıl anlaşmıştık? Bu aracı satacağız Murat. Ya ama usta. Ben satmak istemiyorum ki. Uzatma Murat. Satılacak diyorsam satılacak. Oğlum senin için sahte ehliyet ayarladım. Sahte ruhsat ayarladım. Murat. İyi lan iyi tamam. Satarız. Yalnız usta. Sakın bana kız konusunda bir daha tavsiye verme. Yemin ediyorum kalbini kırarım. İyi tamam vermem. Lanet olsun ya. Ben sadece Banu'dan edindiğim tecrübeleri paylaştım Murat. Paylaşma lan paylaşma. Neyse ben şimdi okula gidiyorum. Zaten senin yüzünden Cansu'yla da aramız açıldı. İnşallah okulda geri barışacağız bir şekilde. Sen niye bu adamın taktiklerine uyuyorsun ki? Ulan adam eski devirlerden kalma. Yeni kızları ne anlar? Salak gibi bunu dinledim ya, inanamıyorum. Acaba Cansu'ya kendimi nasıl affettiririm? Çiçek mi alsam lan? Yok canım. Çiçek suçluluk belirtisi değil mi? Ama zaten suçluyum. Ama bunu öyle gösterirsem Cansu beni affetmez ki. Ne yapsam lan? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Murat Cansu'yu aldatmıştı. Şimdi onun sıkıntısında. Biliyorsunuz Cansu maalesef ki terk etmişti gitmişti. Ustanın planı ters tepmiş görünen o ki. Az önce duydunuz, usta bizim aracı satacakmış. Biliyorsunuz ona bir 10.000 borçluyuz. O yüzden aracı da bu akşam satacağız. Bakalım Murat'ın hayatında bugün neler olacak? Hadi başlayalım. Lan hadi hadi hadi. Okula geç kaldım. Allah! Lan tıra çarpacaktım. Bugün dersimiz neydi ya? Haydi bakalım abo. Lan? Oğlum girecek yer de yok lan. Bir dakika, mecbur böyle koyacağız değil mi? Yapacak bir şey yok. Lan? Müdürün ne işi var? Merhaba hocam. Merhaba Murat. Bakıyorum da araba almışsın. Yani hocam yaptık öyle şeyler. Nasıl? Güzel. Oğlum ne güzel mi lan? Ne diyorsun lan sen? Zaten kadından çaldın. Yani hocam evet aldım. Allah Allah. Benim çalınan arabama ne çok benziyor ya Murat. Yoksa ben yanılıyor muyum acaba ya? Hocam her insan değil pardon. Her araba birbirine benzeyebilir hocam. Yalnız Murat, bu işin iki tane garip yanı var. Birincisi, ben arabayı çaldırdıktan bir gün sonra sen benim arabanın aynısının modifiye edilmiş versiyonuyla okula geliyorsun. İkincisi, senin ehliyetin yok yavrum. Ne geziyor bu sende? Aha, tam beni gazı oturtacağını sandı. İzleyin şimdi. Hocam, ayıp ediyorsunuz. Ben ehliyetsiz araba sürer miyim?
Memur bey, sanırım ehliyetimi, ruhsatımı kontrol etmek isteyeceksiniz değil mi? Ya müdür hanım, gerçekten bu lise çocuğu mudur? Siz benim arabamı çaldı falan deyince ben kalıplı bir şey bekliyordum. Jopi monte edecektim ama şimdi ben çoluğa çocuğa el kaldırmam, biliyor musunuz? Memur bey, lütfen görevinizi yapın ve arabamı alın şu çocuktan. Sonra onu hapse atın. Ya yazıktır, eminsiniz değil mi? Bakın bu lise mi? Yani şimdi kıyamam ben buna. Lise diyorum ya size. Ya memur bey, benim saklayacak bir şeyim yok. Buyurun, ehliyetimi ruhsatımı göstereyim, buyurun. Kapı, pardon, yanlış, hep unutuyorum. Bu değil bu, ha bu. Gelin buyurun. Gördünüz mü memur bey? Vallahi gözlerime inanamıyorum. Fotoğraf da doğru. Yani müdüre hanım, bu araç bunun. Ay siz ne diyorsunuz memur bey? Bu daha küçücük çocuk, bunun nasıl arabası olur? Siz demediniz mi liseye gidiyor diye? Ben liseye gidiyor dedim de, geçen de bir araba getirdi, bunun ehliyeti yoktu. Murat, ne işler çeviriyorsun lan? Hocam ama artık gerçekten kalbimi kırıyorsunuz. Yani haddinizi aşmaya başladınız. Bana hakaret edecekseniz, memur bey lütfen, ben bu kadından şikayetçi olabilirim yani. Kadın mı? Kadın senin anandır. Ben senin müdürünüm lan. Bütün evraklar doğrudur. Müdüre hanım, lütfen suygusuzluk etmeyin. Sonuçta o bir lise. Lise öğrencisi. Ama memur bey, açıkçası oynuyor bizimle. Bu benim aracım. Nerede görsem tanırım. Ya lütfen müdüre hanım, yani soygusuzluk etmek istemiyorum ama belgeleri tam. Küçücük çocuğun belgede sahtecilik yaptığını falan düşünmüyorsunuz değil mi? Yani hocam siz de iyice uçtunuz. Ben alt üstü liseye giden bir çocuğum. Böyle belge hazırlamayı nerede öğreneceğim? Ya memur bey, müsaadenizle ben kapımı kapatmak istiyorum. Benim arabam, benim. Tabii ki ufaklık. Kapını kapatabilirsin. Şşş, bir şey diyeceğim lan. Bacağın yetişiyor mu senin o gaza frene falan? Benim bacağımın yetiştiği yerleri görseniz aklınız durur memur bey. Bir ara istiyorsanız gösteririm. Kapatalım. Hocam bir şey yoksa ben derse gidiyorum, tamam mı? Biliyorum lan. Arabamı senin çaldığını biliyorum. Murat, bundan sonra gözüm üstünde. En ufak bir hatanda senin ayağını kaydıracağım. Haberin olsun. Memur bey ama tehdit ediyor. Müdüre hanım lütfen. Gözümün önünde tehdit etmeyin. Küçücük çocuk. Memur bey küçük deyip duruyorsunuz. Vallahi çıkartıp göstereceğim artık. Kimliği yani. İlisinin kimliğinde mi varmış bakayım, ne misiniz? Tamam. Hadi Rıfkı gidelim. Burada bir aksiyon yok, yürü. Abi gerçekten de araba bunun mu? İyi vallahi. Ben de şaşırdım yav. Modifiyeli falan, güzel değil mi? Abi fıstık gibi be. Götüm kadar çocuk nereden bulmuş bu parayı? İli ben nereden bileyim. Yalnız güzel modifiye ettirmiş nömissiz. Katılıyorum abi. Şunun modifiyesine bak. İşçiliğine bak. Hey yavrum hey. Araç dediğim budur. Ya abi, ben böyle bir aracı nereden bulabilirim? İli bindirdim bileyim nömissiz. Hadi gitmemiz lazım. Tamam abi. Hocam müsaadenizle. Memur beyler de gidiyor zaten. Ben de derse katılacağım. Hadi. Beden var lan. Oğlum bedenlik falan da giymedim. Bugün bizim yeni beden hocası gelecekti. Gelmiş galiba. Aha Cansu. Lan şşt, Hasan. Hasan yerine ben geçeyim mi? Hoş geldin Murat. Namın senden önce geliyor ha. Namın benden önce mi geliyor? Ne namı lan? Merve'yi okul bahçesinde öptün ve Cansu'ya posta koydun. Yalnız Murat, senden bunu hiç beklemezdim. Lan oğlum her şey bir yanlış anlaşılma. Bir yer değiştirelim ya hadi. Yani arkadaşlar, vücut geliştirmek azim ve sabır ister. O yüzden herkes vücut geliştiremez. Lakin geliştirenler çok güzel olabilir. Mesela şuradaki arkadaşınız. Ay ben mi hocam? Evet arkadaşım sen. Ay teşekkürler hocam, teveccühünüz. Eminim sen her gün spor yapıyorsundur. Gördüğünüz gibi ne kadar fit, ne kadar güzel bir hanımefendi. Böyle gelir misin kızım? Ay peki hocam. Buyurun hocam. Şu vücudu görüyor musunuz arkadaşlar? İşte olması gereken örnek vücut. Bakın ne kadar da düzenli. Hiç yağ yok. Kas görüyor musunuz hep? Ne kadar güzel değil mi? He hocam ben Almanya'dan geliyorum. Cansu gibi güzel kızlar hemen kapılıyor Almanya'da hocam. Doğru dedin Almancı arkadaşım. Böyle kızları hiç boş bırakmazlar. Ay aman estağfurullah hocam. Hocam ben nasılım hocam? Ben de fitim değil mi? Hocam her gün dumbbell kaldırıyorum hocam. Hay senin sesini. Evet kızım sen de idare edersin işte. Hocam ben aslında Cansu'dan daha güzelim. O makyaj güzeli hocam. Ona aldanmayın. Onun yüzünde 2 kilo badana var hocam. O badanayı söküp alsanız suratından bütün okulu boyarsınız hocam. Tamam kızım saygısızlık etme. Yerine geç. Ben daha güzelim hocam. Ben daha güzelim öyle değil mi? Allah korusun şeytan mıdır nedir? Lan şşt Hasan. Oğlum bu hoca Cansu'ya mı yürüyor, bana mı öyle geldi ha? Sanırım Murat.
No, kıskandın mı? Lan ne kıskanacağım şunu? Altı üstü uzun boylu, tipi de fena değil, işi de var, kaslı. Lan galiba kıskandım. Cansu da galiba adamdan gözlerini alamıyor ha? Yok canım, babası yaşında adam ya. Cansu bakmaz herhalde. Murat, adam daha yeni atandı. 28 yaşında. Hadi ya, o kadar genç mi? Ama olsun, arada en az bir 10 yaş var. Cansu'ya kalırsa yok. Ay hocam, benden bahsediyoruz da hep. Ay sizin kaslarınız ne öyle? Evet, ben sürekli vücut geliştirme yapıyorum. Güzel kaslarım var değil mi gençler? Heh hocam valla hayvan gibisiniz. Acaba sizi kiralasam mı lan, bayağı iyi bodyguard olur ha? Gördüğünüz gibi pazularım hayvan gibi. Ben bayağı uğraşıyorum da. Ay hocam, o nasıl pazu öyle ya Rabbim? Sen bir de benim kasımı gör. Karın kasımı yani. Ay görmeye gerek yok hocam. Buradan büyüklüğü belli oluyor. Karın kaslarınızın yani. Lan? Cansu şimdi de hocaya mı? Hocam, tamam kaslısınız falan filan, yani böyle kaslıyorsunuz ama. Yani o kadar da abartılacak bir şey, Allah çarpar lan. Yok yani. Sen kimsin küçüklük? Öğretmen çocuğu musun? Yok oru... Hocam, ben de bu sınıftayım da. Sen de bu sınıfta mısın? Harbiden bu sizin sınıfta mı? Ay maalesef hocam. Yalnız küçük detaylara takılmazsak sevinirim. Siz en son şeyinizi gösteriyordunuz. Karın kaslarınız hocam. Evet. Arkadaşlar, bu benim 10 yıllık çalışmam. Şimdi size karın kaslarımı göstereceğim. Lan göstersen ne yazar? Sanki ne kadar bir kas yapmış olabilirsin ki? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ananın oha. Lan. Oğlum adamın kaslara bak. Ay hocam. İnanılmaz. Hocam ne kadar büyük şeyiniz var, karın kaslarınız. He hocam, kız olsam direkt sizinle çıkardım. Maşallah, bu nedir ya? Ay hocam, ben Merve. Hocam çok kaslısınız. Ay hocam. Hocam. Ay inanamıyorum. Murat yanında salatalık gibi kaldı. Yalnız turşuluk. Ufak olanlardan. Eridim bittim kaslarına. Ay yani hocam. Hocam müthiş ya. Tamam hocam anladık. Kaslarınız olabilir de. Eminim siz buraya otobüsle geliyorsunuzdur. Sizde bir fakirlik sezdim de ben. Erkeğin bir diğer kası da arabasıdır hocam. He bak, Murat onu doğru dedi. Boyu küçük falan ama aklı çalışıyor. Hocam sizin arabanız nerede? Ne arabası oğlum? Otostop çekerek geliyor lan. Murat komiksin. Ulan Murat, ben Almanya'dan geliyorum. Böyle komik espri duymadım. Seni sevmeye başladım lan. Sağ ol sağ ol. Hocam otobüste mi geliyorsunuz, metrobüste mi? Senin gibi küçüğüm benim karizmamı bozmasına izin vermek istemiyorum. Ben buraya BMW ile geliyorum. Ay BMW mi? Hocam görmeden inanmam. Hay hay. Takip edin, size aracımı göstereyim. Sırf siz sordunuz diye göstereceğim. Yoksa göstermeye meraklı değilim. Ay hocam görmek için sabırsızlanıyorum. Arabanızı yani hocam. Cansu, zaten sabırsızlanmasan şaşardım. Ay sana laf atan oldu mu be? Küçük. Cansu'nun yine kaşarlığı tuttu. Lanet olsun. Murat adamı bozayım dedin de adam seni bozdu. Hocam ben su içsem yarıyor. Nasıl kilo vereceğim ya? Ben de kas istiyorum hocam. Evladım, sen kas istiyorsun da kas seni pek istemiyor gibi. Baksana, ayı gibi olmuşsun. Ay hocam, çok komiksiniz ya. Ne o çocuğum, ağlayacak mısın? Hocam, kalbimi kırdınız. Murat, bana ayı dedi, duydun mu? Lan devirdin oğlum beni, ne yapıyorsun? Lan dozer gibi üstüme geldi. Yıkıldım anasını satayım. Ne yapıyorsun lan? Bana ayı dedi Murat. Hocam ayıp değil mi arkadaşımızı böyle rencide ediyorsunuz? Bir şey mi dedin? Çeyrek porsiyon. Duyamadım. Ay çeyrek porsiyon mu? Hocam siz konuştukça göğüs kaslarınız oynuyor ya. Cansu konuştukça sadece göğüs kasları oynamıyor. Gıçı başı... Yani her taraf oynuyor belli. Ya hocam en son siz BMW diyordunuz. Hani nerede sizin BMW? Doğru arkadaşlar. Size BMW'yi gösterecektim. Buyurun. Küçüğüm sen de gel, sen de. Çok kaslı olduğumdan biraz yavaş yürüyorum biliyor musunuz? Gelin çocuklar, size benim aracımı göstereyim. Bu ne be? Külüstür. O değil çocuklar, buyurun. O az önce benim arabama külüstür mü dedi lan? Oğlum ben bu adamı döverim ha. Yalnız arabasını merak ettim. Vay. BMW ha? Güzel. Güzel araç da hocam. Bu mavi ne böyle ya? Sanki böyle bir tırt olmuş ha? Çeyrek porsiyon yine konuştu.
Çeyrek porsiyon. Kıskanma. Ay hocam, siz ona bakmayın. Ay gerçekten müthiş ya. Beğendiysen bir tur attırabilirim. Ay sahiden attırır mısınız? Elbette ki. Daha yeni doldurdum benzinini. Gel bir tur atalım. Ay hocam, dersteyiz ama. O dersin ne önemi var ya? Çocuklar, serbestsiniz. Bahçeden ayrılmayın yeter. Kantine gidip yarım kaşarlı tost yiyeceğim. Yarım dediğime bakmayın, en az 5 tane yerim. Ya Cansu. Cansu saçmalama. Hocanın arabasına mı bineceksin ya? Hocam sizde ders saatleri içinde olmuyor yani. Ay sana ne be? Küçük. Hocam bana bir tur attırsanıza ya. Elbette ki. Buyur. Senin için kapıyı açayım. Ben çok centilmen bir erkeğimdir. Buyurmaz mısın? Ay çok teşekkürler hocam. Ay BMW. En sevdiğim araçtır hocam. Müsaadenizle. Ay içi falan çok rahat. Hah küçük. Ya Cansu. Seninle küslük diye yani hemen böyle hocaya falan şey yapıyorsun Cansu. Ay duymuyorum seni Murat. Cam var cam. Ya Cansu. Cansu hadi çık ya valla barışmak istiyorum Cansu. O bir yanlış anlaşılmaydı Cansu. Merve'ye git Murat. Merve'ye git hadi. Ben hocayla bir tur atıp geleceğim. Ya Cansu. Cansu ama lütfen. Çeyrek porsiyon çekil de ezilme. Kız tercihini yaptı. Ben şöyle onu bir gezdireyim. Hadi bakayım. Hocam ben sizi şikayet edeceğim var ya. Siz resmen öğrencinize yürüyorsunuz resmen. Ay hadi hocam gidelim. Hocam demene gerek yok. Bana boş vakitlerimde Adnan diyebilirsin. Ay peki Adnan. Cansu. Hadi bakalım. Sana şöyle bir okulun çevresinde tur attırayım. Ondan sonra diğer derslerime girmem lazım. Bu arada senin yaş kaçtı ya? Ay hocam ben lisede çok fazla kaldım biliyor musunuz? 8-9 yıl kalmışımdır hocam. Yani 20'den fazlayım. Ben bile saymayı unuttum hocam. O ne biçim bir şey kızım? Ay kızım ne hocam ya? Neredeyse aynı yaşıt sayılırız hocam. Cansu diyeyim bana. Ha peki Cansu. Lan resmen adamla gitti. Gördünüz mü? Oğlum beden hocası da az değilmiş ha. Lan Beşir. Oo ne yapıyorsunuz lan siz? Hem Merve yani sen de çok tatlıymışsın. Ay sağ ol Beşir. Yalnız ben buradan gitmeliyim. Yoksa şuna bir tekme daha atarım. Bu şerefsiz beni kullandı da. Ya Merve o küçük bir yanlış anlaşılmaydı ya. Hep buyur gidelim sana kantinde bir kahve ısmarlayayım. Gel Merve gel. Müsaadenizle kızlar ya Allah Allah. Gel Merve. Ulan hocam sizden intikamımı almaz mıyım? Ulan Cansu'yu manit etmeye çalışırsın ha. Bittin oğlum sen. Ulan utanmadan öğrencine yürürsün ha. Oğlum ensengdeyim. Aha. Evine geldi galiba. Ulan yavşak. Benim kızıma yürürsün ha. Kızım derken hani bu İngilizce'de my girl var ya. Manitalar için kullanılan. O manada. Cansu'ya yürüyen fazla yaşamaz oğlum. Ya arabasını çalarım ya da donunu. Tam tahmin ettiğim gibi. Burada kalıyor baksanıza. Hocam bittiniz lan siz. Bittiniz. Abi bu Cansu denilen kız gerçekten güzelmiş. Yalnız ben bir öğretmenim. Bugün yaptığım hiç yakışmadı. Neyse. Eve girip üzüleyim. Yarın tekrar düşünür yürürüm. Sıkıntı değil. Of, insanın kaslı olması kadar güzel bir şey yok. Yemin ediyorum kaslılıktan deliriyorum ya. Çok kaslıyım. Vallahi girdi. Lan şimdi çalma vakti. Oğlum yapmayacaktım ama. Sen demek bu arabayla benim manitamı manita etmeye çalışırsın ha. Senin arabanı elinden alayım da gör. Şu duvara tırmanalım. Bittin oğlum sen. Sen yanlış adama bulaştın hocam. Sen beni tanımıyorsun tabii. Ulan güzel arabaymış ha. Yalnız adam zevksiz değil mi? Bu maviye boyatılır mı lan? Oğlum acaba kapıları kilitli midir diyeceğim de. Herhalde değil mi? O ne lan? Çizmiş mi? Oğlum. Lan çizmiş. Bu çizikler sanki tırnak çiziğine benziyor falan. Şaka şaka. Öyle düşündüğünüz gibi bir fantezi dönmemiştir herhalde. Dönmemiştir değil mi lan? Cansu'yla. Neyse. İnşallah öyle bir muhabbet dönmemiştir diyelim. Ve hemen şunun aracını çalalım. Bizimkini de arkaya bağlarız. Vın. Aslında müdürün arabası son olacaktı ama bu kaşındı gördünüz. Hak etti oğlum. Öğrencine yürürsen öğrencin de senin arabana yürür değil mi? Hadi bakalım Murat ustalığını konuşturma vakti. İnşallah bu kapıyı sağ salim açarım. Usta birkaç numara öğretmişti. O numaralar sayesinde kapıları açmak çok kolay artık. Siz de öğrenmek ister misiniz? Söylemeyeceğim falan. Şaka şaka. Söyleyeyim. Alıyorsunuz elinize bir ataç. Kapıyı kurcalıyorsunuz. Elinde sonunda açılıyor. Allah'ın işi. Tamamdır. Hadi bakalım. Hocam, bunu siz istediniz hocam. Kaşınmayacaktınız hocam. Ben size kaşınmayın dedim. Şimdi bizim aracı bağlamamız lazım. Ondan sonra buradan uzayacağız. Yoksa bu kıllanır falan. Gider polise haber verir. Başımız belaya girmesin. Haydi buradan uzayalım. Hocam, BMW, BMW diye zıplıyordunuz. Alın size BMW. Onu da çaldım.
Hayret, plakasını da Galip koymuş. Soyadı Galip galiba. Ne kadar garip bir soy ismi lan. Oğlum, Galip diye soy isim olur mu? Ya birader, çekilin şuradan, araba çalıyoruz anasını satayım. Ne yapıyorsunuz lan? Durun oğlum. Ha, çiziksiz götürmem lazım. Bizim şu aracı zaten satacağız. Ne oluyor lan? Benimle mi konuşuyor? Kadın birisiyle konuşuyor ama. Zaten çarparsak marparsak sıkıntı. Aracı bugün okutturmamız lazım. O yüzden kazasız belasız götüreyim. Oh lan. Rahatladım var ya. Çaldım ya. Fena rahatladım. Yalnız gerçekten de hani bir kere yaptığınız zaman sürekli yapıyormuşsunuz ya. O doğruymuş. Mesela bir kere kazayla araba çaldım. Artık sürekli yapıyorum. İnsan demek ki bir kere yaptığı şeye ömür boyu alışıyor. Garip. Neyse, belki de hoca uyanmıştır. O yüzden biraz hızlı gideyim. Trafikte fazla oyalanmayayım. Mobese'ye falan yakalanırız. Sonra sıkıntı. Haydi bakalım. Ustanın garaja geldik. İnşallah yerindedir lan. Usta! Usta, kapıyı aç usta. Ya yeah, Sementa, bugün benimle... ne oluyor lan? Usta! Kapıyı aç usta. Hay lanet olsun. Bu Murat'ın sesi. Dur 2 dakika hayatım. Ben şuna kapıyı açayım. Ne istiyorsun Murat? Yine taktik mi lazım? Dur, açıyorum. Hadi usta, hadi. Oh! Usta selam. Kusura bakma, meşgul etmiyorumdur inşallah değil mi? O ne lan? Bizim araç yavruladı mı oğlum? Murat? Murat ne yaptın sen? Vay. BMW ha? Usta. Usta, ufak bir kriz oldu. Krizi çözmek için aracı çalmak zorunda kaldım usta. Kriz mi? Oğlum daha çok keriz gibi duruyor lan. BMW'yi kim çaldırdı bakayım? Usta. Okula yeni bir beden hocası geldi. Tuttu cansıya yürüdü usta. Arabasına falan attı kızı. Ben de dayanamadım. Nevrim döndü. Gittim çaldım usta. Ulan bak sen küçük namussuz ha. Büyük işlere de adım atar olmuş. Lan Murat. Oğlum sen niye de bakan yürek yakan çıktın lan? Usta. Kimse cansuya yürüyemez. Kimse. Ulan küçüksün müçüksün ama. Beni bile korkutuyorsun valla. Şayet cansuya yürürsen bana hatırlat. Donumdan olmak istemiyorum oğlum. Usta. Acaba sabah uyanınca ne yapacak lan? BMW diye etrafta geziyordu. Bakalım nasıl olacak yüzü, çok merak ediyorum. Ulan asıl biz bunu değiştirmezsek ben senin yüzünü merak ediyorum. Oğlum hapse gideceksin lan bir gün. Okuldan çalıp durma. Usta ne yapayım? Cansu'ya yürüdü. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ne Cansu'ymuş lan? Acaba saç baş ektirip bende mi Cansu olsam? Baksanıza çatır çatır araba çalıyor. Samantacım, sana bugünlük izin veriyorum hayatım. Bir iş çıktı. Ay feki usta. Sonra görüşürüz. Şu ışığını da yaptır lan pezevenk. Hadi ben gidiyor. Oo usta. Bu kim lan? Samantha Murat. Yeni hayatımın aşkı. Kalbimin biricik varisi Murat. Kaç liraya çalışıyor usta? Ölüm. Bu kadın beni sırf iyiliğinden, kalbinin güzelliğinden seviyor olamaz mı? Olamaz usta. Mantıklı. $3000 Murat. Gecesi. O ne lan usta? Film galası gecesi gibi. Oğlum o parayla çiftlik alınır lan. Ben çiftliğin kralını aldım Murat. Sen şimdi söyle bakayım. Bu araçta ne yapmayı düşünüyorsun? Usta, önce bir eskiyi okut. Yenisine de öyle bir modifiye yap ki. Yıkılsın usta. Bir sonraki hafta okula gideceğim onunla. Ve Cansu'ya hava atacağım usta. Ayaklarıma kapanacak. Köpek olacak var ya. Peşimden koşacak Cansu. Lan oğlum. Küçüksün muçuksun ama. Büyük oynuyorsun var ya. Helal olsun. Usta resmen gözlerimin içine bakarak bana hakaret etti Cansu. Küçük dedi. Usta, çıkartıp göstereceğim küçüğü. Arabayı yani. Tamam tamam. Merak etme. Ben şimdi bunu öyle bir şekilde sokacağım ki Murat. Aklın duracak aklın. Sana güveniyorum usta. Ben şu köşede biraz kestiriyorum. İşin bitince beni uyandırırsın usta. Evine niye gitmiyorsun Murat? Gideyim de o kelimi göreyim usta. Allah korusun. Allah bilir ne yapıyorlardır anamla. Ben şuraya kıvrılır yatarım usta. Bu çocuğa da üzülüyorum ya, yemin ediyorum. Yalnız BMW çalmış lan. Oğlum küçücük boyunla bunları nasıl haraklıyorsun sen? Usta, gencim hala, kulaklarım duyuyor. Boyu değil işlevi. Aferin. Lafta öğrenmiş niyamışsız. Ben şu arabayı şuradan mı götüreyim? Bu satılacak zaten. Sonra görüşürüz Murat. Görüşürüz usta. İşlerin bitince beni uyandır. Yumuşak. Yavru, yetim bir öğrenciden soğukkanlı bir hırsız çıkarttım. Ulan ben ne büyük adamım be. Şimdi gideyim şunu bir satayım da. Sonra onun modifiyesini halledeyim. Lan, hava niye soğuk oğlum? Lan, kar mı yağdı acaba?
Usta nerede lan? Lan BMW nerede? Usta bana kazık mı attı yoksa? Usta, usta bulurum seni. Lan kapı da kapalı. Lan kazık mı attı bu bana? Ulan usta. İnşallah öyle bir şey yapmamışsındır usta. Usta, aa. Lan adamın günahını almışım. Usta, ne yapıyorsun? Ne yapayım be Murat? Son dokunuşları yaparken yağmur yağmaya başladı. Usta bitirmişsin yine. Neredeyse bitirdim Murat. Senin de yardımına ihtiyacım var. Bir el atarsan bir saate hazır olur Murat. Eyvallah usta. Ne yapmam gerekiyor? Şunu şuradan tut ve sıkıca bastır. Ve tamamdır Murat. Araç bitti. Usta. Lan bu benim getirdiğim BMW mi? Arkadaş yemin ediyorum inanmam. Lan vallahi bu benim getirdiğim lan. Usta ne yaptın sen? Aslında biraz daha vaktim olsaydı daha iyisini yapardım ama. Usta bundan iyisi ne olacak lan? Sahte belgelerini bizim vekilden almayı unutma Murat. Bunun da ruhsatını hazırlamışlar. Eyvallah usta. Ha senin eski aracı da sattım. Parayı da banka hesabına yükledim Murat. Senin adına bir hesap açtım da. Ha harbi mi? Yalnız ufak bir sıkıntı var Murat. 150 değil de 120'ye sattım. O yüzden anlarsın ya. Ya senin canın sağ olsun usta. Lan. Oğlum adam kral modifiye yapmış lan. Ben de geleyim mi Murat? Sorduğun kabahat gel. Oğlum bu adam burada harcanıyor lan. Şu kapıyı kapatayım bir dakika. Usta döktürmüşsün yine. Herhalde oğlum. Sen ustanı ne sandın? Soğuk lan soğuk. Kaloriferleri aç Murat. Eyvallah usta açtım. İşte Murat. Ustan da birkaç şeyden anlıyor. Bunlardan biri arabalar. Diğeri de kızlar Murat. Ustam. Adamsın. O ne lan? Usta bu ne? Ne bileyim Murat. Ben modifiye ederken de oradaydı. Harbi mi? Ben niye fark etmedim lan? Var mıydı oğlum? Şaka lan ben koydum. He anladım. Usta. Oğlum arabayı döktürmüşsün lan. Bakar mısınız? Hey yavrum hey. Usta sen işini biliyorsun lan. Doğru söyle. Böyle modifiye yapmayı nereden öğrendin? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Sana ne lan? Oğlum yapıyorum mu yapıyorum. Neyse Murat, ben yoruldum. Bütün gece modifiye ile uğraştım. Hadi videoyu kapat da ben de gideyim uyuyayım. Eyvallah usta. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Araba hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Ben şimdi kaçtım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Murat BMW çaldı. Beden hocasından arakladı. Hemen modifiye ettirdi. Ve araç dehşet oldu. Bakar mısınız? Yıkılıyor, yıkılıyor. Sizin de araç hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Trump var ya. Trump mı? Şu sayıyı mı diyorsun? Evet o sarı. Abi gözünü seveyim başkanı kaçıyı falan diyeceksen yapamam. Yok yok o kısmı ben hallettim. Sıkıntı zaten onu bir yerden bir yere taşımak. O az önce ben hallettim mi dedi lan? Başkanı mı kaçıymış? Trump'ı. Abi ne yaptın sen? Ya bebek emlakçı sadece birkaç saatliğini aldım. Geri bırakacağım. Abi bu oyuncak ördek mi bir saat alıp geyi bırakacaksın? Ne yaptın lan sen? Koskoca Amerika başkanı. Biliyorum bebek emlakçı. Beni sinir etme. Bak sana yardım dilenmeye geldim. Sakın beni rezil etme. Hay senin Allah. Oğlum gözlüğüne bakın. Kenefi gözlü. Ben bundan çok korkuyorum. İyi abi benden ne istiyorsun? Senin ufak bir yardımını. Bebek emlakçı. Ben Trump'ı aslında birazcık kazayla kaçırdım biliyor musun? Trump'ı kazayla mı kaçırdın? Abicim ne diyorsun sen? Kazayla Amerikan başkanı nasıl kaçırdı ya? Ya ben aslında arabasını çalıp Jane'e götürecektim. Arabayı çaldım. Baktım bu arkasında uyuyormuştu. Fark etmedim. Trump'ın arabasını mı çalmaya çalıştın? Senin galeri dükkanı açtığını bilseydim çalmayı denemezdim.